House Flipper severler hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir ev dekorasyonu videomuzda daha karşınızdayım. Şu görmüş olduğunuz binayı, evi artık her neyse onu yapacağız. Reddedemeyeceğin bir iş diyor. Bir önceki bölümde zaten bunu okumuştuk ama hatırlamak amaçlı tekrardan okuyacağız. Ve ben genelde House Flipper videolarını çekerken siz çok görmeseniz de genelde çay içerim. Bilenler biliyorlar zaten ama bu sefer göstereyim dedim. Çayım ve ben buradayız. Bir yandan içerek bir yandan da tabii ki evi yapmaya devam edeceğim. Şimdi diyor ki Tony uzun yıllar boyunca kariyerini geliştirirken çok şey görüp yaptı. Nihayet emekliliğinde sessiz bir hayat sürmeye hazır durumda. Bu yüzden eski boyalı evinin taşınabileceği rahat bir ev haline dönüştürülmesini istiyor. Üstelik uygun konumu sayesinde gelecek kuşaklara bıraktığı zaman bile daima bir gözünün aile işletmesinde olmasına imkan sağlar diyor. Yani bu arkadaşımızın evi zaten burasıymış. Sadece eski tarzını yenileyecekmişiz gibi algıladım. Yani yeni bir yere taşınmamış diye düşünüyorum. O zaman kabul ediyoruz ve işimize başlıyoruz. Haydi bakalım. Hoy maşallah. Yani oy maşallah da değil. Hoy maşallah. Pislik almış götürüyor. Ben yine bir temizleme versiyonunu kendim kayıt dışı yapacağım. Anlaşıldı o. Grafitiler, kırık camlar bir şeyler. Burası ofis miymiş? İş yeri galiba burası. Bilgisayarlar, ofis masaları falan var. Güvenilir olduğunu söylüyorlar. Ellerini kirletmekten çekinmiyorsun. Buna saygı duyarım. Ses tonu böyle. Bu yüzden sana bir teklifim var. Vaftiz oğlum aile şirketimizi Murraz Bey'e taşımayı planlıyor. Ona güveniyorum ancak hala öğreneceği çok şey var. Bu yüzden ben de oraya taşınmak istiyorum. Benim korumam altında olursa daha iyi olacak. Bak şimdi, benim çocuklar burada belirli bir şirket operasyonunda çalışıyordu. Buraya pek saygı duymuyorlardı. Bu konuyla ilgilenmeni istiyorum adamım. Senin gibi akıllı bir adamın elinde eminim ki burayı gerçek bir eve dönüştürecek doğru aletler vardır. Bunu ben ve ailem için yaparsan seni asla unutmam. Değişik bir seslendirmeyle, ne bileyim böyle bir mafya babası gibi geldi bana. Hey adamım sen var. Öyle konuşasım geldi. Tamam ve ben öyle bir seslendirme yaparken yalnız hiçbir şey anlamadım. Vaftiz oğlum dedim. Bir yudum çayımızı aldıktan sonra çayım ve ben hazırız diyorum ve burayı aç desek. Haydi bakalım. Oo maşallah. Şurası bir kalsın. Bahçede yapılacak bir şey yok. Evin girişi burası mı? Vaftiz oğlum işmiş falan. Ay. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Her zamanki gibi yeni bir sistem geliştirdim. Geçen videoda da böyleydi. Eve giriyoruz. Evin her yerine bakıyoruz. Odalarda ne eşyaları varmış, nasıl pislikler varmış, yenilenecek marangozluk şeyler var mıymış falanmış filanmış. Bunların hepsine bakıyoruz. Sonra ben evi komple temizliyorum. Eşya yerleştirmeyi birlikte yapıyoruz. Çünkü bu tarz videolarda House Flipper'da 8,5 saatlik bir video olamayacağı için ve ben de bunları 8,5 saatte bitirdiğim için böyle bir yöntem bulmamız gerekiyordu. Yöntem güzel. Buradan girdik. Ne diyor ki burada? Hep satlar çıktı. Hangi eşyayı koyacağıma bakmak istedim sağ taraftan ama gözükmüyor. Boş ver. Böyle bir danışma masası gibi bir girişimiz var. Şurada tablolar varmış. Tabloların izleri kalmış. Sol tarafa geçtiğimizde aynen burası bir iş yeri gibi. İş yerini bir eve mi dönüştüreceğiz? Ne yapacağız? Belli değil. Burada böyle bir şey var. Sağ üst köşedeki haritada görüyorsunuzdur. Kırmızı kırmızı yerler var. Bir sürü duvarlar kırılacak. Onu da şimdiden söyleyeyim. Büyük ihtimalle siz onu videoda göremeyeceksiniz. Ben o duvarları da yıkacağım. Sağ tarafa geçiyoruz. Sağ tarafta da yine böyle açılır kapılarla her tarafa bağlanıyor. Burada kocaman bir yemek odası gibi bir şey var ve burası da galiba ortadan ikiye bölünecek olabilir. Yeşil bir şey var. Yani bir duvar örülecek olabilir oraya. Şuraya da bir bakalım. Burada da böyle bir alan var. Şuradan pencere bastım, direkt pencereyi değiştir çıktı. Ben de değiştirdikten sonra dışarı çıkıyormuşuz. O haliyle de dışarı çıkabiliriz sandım. Neyse pencereyi gördük. Şuradan şöyle açıyoruz. Ya bak oda içinde oda. Her taraftan şu an gerçekten neye nasıl baktık belli değil. Ay, şuraya bak. Böcükler var. Odada aç desek. Evet kapı muhteşem açılıyor. Burada bir tuvaletimiz var. Burada da böyle bir el yıkama, lavabo ve tuvalet olarak yapmışlar. Burası böyle bir mutfak gibi bir yer. Bu ne arkadaş, kapı içinde kapı, çok uğraştıracak bu bizi. Burası da lavabo ve yani iş yeri olduğu nasıl belli, iki tane ayrı ayrı tuvaletler.
Buraya ne dedik? Mutfak dedik. Buradan böyle geçiyoruz. Oo, bu masada neler yapılıyor acaba? Aa, bak bak bak. Şey böyle mafya babası falan bir şey dedim ya, böyle kumar, kumarhaneymiş burası. O ses tonu da çok uygun oldu ha, yapmış olduğum dublaj. Tam isabet oldu yani. O ses tonunda burada böyle kumarlar, bir şeyler yapılıyormuş. Çok değişik ve burası yıkılacak mesela. Şu duvar yıkılacak. Bu duvar yıkılınca burayla burayı komple birleştireceğiz. Yeni bir şeyler kurulacak, bilmiyorum. Tavana bak, tavan açık. Yukarıyı, gökyüzünü falan görüyorsun. Burası böyle. Şurayı gördük. Burada ne varmış? Buradan açtık. Böyle bir alanımız var. Upuzun. Yine buradan böyle çıkıyor. Bir sürü kapılar var. Oradan oraya, oradan oraya bağlanıyor. Buraya geçemiyorum galiba. Heh. Burada da şöyle bir ofis var. Yine bahçe katına çıkılıyor. Şuradan geçtim. Şurada bir kapı var. Burası aynı mı? Evet, aynı yere bağlanıyor. İki tane girişi olan yer. Burayı gördük. Burayı gördük. Burası da buraya bağlanıyordu. Şu kapıyı görmedik. Bu kapı da garaja. Evet, evin içinden de garaja çıkılıyor. Evin üst katı yok. Sadece böyle tek katlı bir yer. Bir sürü sadece odaları var. Bir sürü oda içinde oda. Duvarlar da yıkılacağı için mesela şuralar böyle yıkılacak, tekrar yapılacak. Bak, kırmızılar. Şurada da var. Nerede? Şurada. Evet, buralar da böyle yıkılacak. Kırmızı kırmızı yerler var falan filan. Filan filan bir şeyler. Evet, o zaman arkadaşlar evi gördük. Evin nasıl bir yer olduğunu gördük. Aa, yenile, tamam. Mesela şu yenilenecekmiş, marangozluk bir şey var. Acaba diğer şeyler de mi? Bir dakika, laf lafı açtı hemen. Hızlıca onlara da bakmak istiyorum. Yenile var mı? Yok yok. Tamam, bunlar normal şeymiş. Bunları atıyoruz. Sadece oradaki masayı yenileyecekmişiz. Onun dışında da galiba yenilecek bir şey olmayabilir. Ben yine bakarım. Yenilecek bir şeyler çıkarsa onları size videoda zaten göstermiş olacağım. Seçimler, esinlenmeler çıkacak mı? Ona bakacağız. Onun dışında ben satılacak eşyaları satıyorum. Temizlenecek yerleri temizliyorum. Her şey bittiğinde, büyük ihtimalle temizlik bittiğinde yenilemeyle devam ederim. Yenileme kısmında marangozculuk işinde birazdan hemen bir yere kaybolmayın. Hemen birazdan o bölüme geçeceğiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir tane daha oda varmış. O odayı size göstermeyi unutmuşum. O odada çil çil paralar bulunca gerçekten gösteresim geldi. Hani videoda olsun dedim. Şuraları temizledim daha. Öteki tarafa gitmedim. Şuradan girince burada masalar falan vardı, çalışma masaları. Burada bir kapı daha varmış. Kapıyı sattım. Böyle girince birkaç tane şurada masalar falan vardı. Yine onları da sattım. Sonradan fark ettim ki, görüyor musunuz? Paralar var burada. Gerçekten hani burada böyle bir kumarhane işletmesi gibi bir şeymiş galiba. Böyle illegal bir şeyler döndüğü kesin. Paralara bakar mısınız? Dehşet, dolar yığını. Satacağız onların hepsini de. Her taraf dolarlarla dolu. Paralar şey olmuş. Bunların hepsini alsak, biz şey yapsak. Şöyle satayım hepsini. Böyle yani, bu adamın Tony bir şeyin böyle değişik işler yaptığı belliydi yani. Deli gibi para kazanmış, biz onun paralarını satıyoruz. Sattık hepsini. Neyse, ben temizliğime devam ediyorum. Dediğim gibi eşya yenileme kısmı geldiğinde görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, temizlik, her şey bitti ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Duvarları yıktım. Yeni yeni duvarlar inşa ettim. Şöyle girdiğimizde burası açıktı. Şuralara zaten görmüş olduğunuz gibi beyaz olan yerler yeni benim duvar yaptığım yerler. Şuraya duvar yaptım. Şöyle geçelim. Gördüğünüz gibi duvarları örüp yani yerleşim planını değiştirdiğimde, odalar tamamlandığında her yerde yeni yeni esinlenmeler çıktı. Fazlasıyla esinlenmemiz var. Şurayı kapattım. Şurada biliyorsunuz ki bir buradan kapı vardı, bir buradan kapı vardı. Burayı kapattım. Burası böyle bir oda. Şurası işte paraları bulduğumuz yer. Burayı toparladım. Sonra şurayı kapatmışım. Şöyle geldim, yine esinlenmeler var. Şurada bir duvar vardı. Orayı yıktım. Burada mutfak gibi bir şey vardı. Burada da kumar masası gibi bir şey vardı. Dışarısı, burada tavan gözüküyordu. Tuvaletleri toparladım. Burayı böyle kapattım. Yani kapıdan kapıya geçişler, bir şeyler vardı. Burada da böyle bir alan var. Yani burası tuvaletti ama gerçi şunları sat demiyor. İkisinden biri giyinme odası, biri tuvalet gibi bir şey olabilir. Burası da büyük ihtimalle yatak odası falan filan olacaktır. Bakacağız ona. Şurada dikdörtgen tavan lambası diyor. Onu satacakmışım. Tamam, böyleli bir yerler işte, yaparken göreceğiz. Şimdi şuradan bir yenile diyorum ve bir tane eşyamız var yenilenecek. Onu hemen yenileyelim. Şöyle zaten kısa sürecektir. Ne renge boyasak? Yine ahşap renklerinde olsun. Şu Iroka. Şu fena değil.
Evet, çalışma masamız bitti görmüş olduğunuz gibi. Gayet güzel oldu. Yepyeni gıcır gıcır ve evet, görmüş olduğunuz gibi şöyle şuraya koyalım. Artık bakacağız neresi ne olacak. Şimdi ben buradan kapıdan girdim değil mi? Kapıdan girdiğimiz gibi başlıyoruz. Kaplamaları döşe diyor. Yine boyalarda kayıt dışı ben boyamalarımı yapacağım. Ama eşyaları tabii ki birlikte yerleştireceğiz. Çünkü esinlenmeler var, seçmeler falan var nereye ne konulacağına. Şöyle bir kaplamaları döşe. Beyaz mı yapsak? Bu ne? Şurası böyle. Yerde şey ya, gri ya. Güzel olabilir. Kaplamalar çabuk olur. Şöyle şöyle. Evet, griyi bak, sevdim griyi. Evet, griyi yaptık. Gayet güzel oldu. Dış kapı diyor. Şöyle bir siyah dış kapı satın alalım. Hemen kapımızı da takalım. Sanırım şöyle bir şey mi olacak? Bakıyorum. Ters mi oldu emin değilim. Burası sıfıra sıfır oldu da dışarısı böyle bir değişik oldu. Neyse. Daire masa diyor, bir şey diyor. Ne varmış burada? Beyaz olabilir. Şöyle bir eskitme olsun bence. Şu anda nereye koyacağımı hiç bilmiyorum ama şöyle bir yerleştirelim. Daire puf diyor. Bu da güzel. Masa böyle danışma masası gibi yine önünde mi duracak acaba? Şurada şöyle bir puf olacak ve pufun önünde de şöyle bir masa mı gibi geldi bana acaba? Emin değilim. Bakalım, iki tane ışık varmış mesela. Şuraya şöyle bir iki tane ışığımızı koyalım. Bu ne? Üç tane kanca. Şuraya montlar asılsın. Şöyle 3 tane mont asma kancası. Bir tane X-Large tablomuz var hemen şurada. Güzel. Bu ne? Bir tane de aynamız var. Yani aynayı da bilemedim. Şöyle bir yerde dursun. Burası bu kadarmış. Saçma gibi bir şey oldu. Şöyle bir masa koysak. Şurada da puf da şöyle olsun. Oturup böyle kıyafetlerini giyerler falan gibi bir şey olsun. Bence çok daha mantıklı. Evet, şurası küçük bir oda gibi. Çalışma masasını düzenlediğimiz odaya hemen bir bakalım. Kaplamalar diyor. Hemen yerimizi halledelim. Burası bir yatak odası olabilir, çalışma odası olabilir. Şurası tuvalet mi nedir göreceğiz. Ne diyor? Bir mavi varmış. Bir de ne dedi? Bir dakika. Mavi ve bordo. Şöyle iki tane mavi alalım. İki tane de bordo alalım. Şöyle bir mavi ile başlayalım. Tamam, şurası mavi olsa şurayı da kırmızı yapalım. Yani bordo yapalım. Şu bordoyu şuradan da şöyle devam ettirelim. Tamam, boyamalar bitti. Camın önünde şöyle bir çalışma masası bence dursun. Başka neyimiz varmış? Bir tane koltuğumuz varmış, çalışma sandalyesi. Şöyle bir sandalyemizi koyduk. Başka iki tane şöyle dolabımız var. Dolabın renkleri bence böyle koyu olsun. O koyu dolapları tam olarak 1 ve 2 şuraya koyalım. Tamam, şöyle iki tane dolap gayet güzel. Bir tane saksı çiçeğimiz var. Ha, duvara böyle. Şöyle koyalım. Işığımızı koyduk. Hemen açtık. Şöyle hafif bir aydınlatma. İki tane daha bundan varmış. Şey, camsız olanı. Şimdilik şöyle bir şey koysak. Yani bence onu böyle koyup şu çiçeği de şöyle bir yere koyabiliriz. Yine bakarız tabii. Bu neymiş? İç kapımız. İç kapılarımızı bence beyaz yapalım. Tamam, bunu da hallettik. Başka neyimiz var? O, bir tane klasik bir halı. Yapıştırdık şöyle. Hatta birazcık şöyle çaprazlı atalım. Başka bir tane de tablomuz varmış. Tablomuzun yeri de zaten belli. Tam olarak burası bayağı güzel oldu. Evet, güzel bir çalışma odası. Burada neyimiz varmış? Şu renklere boya, beyaz diyor. Medium alalım. Beyaz her zaman, her daim lazım olabilecek bir renk evin diğer yerlerinde de. Duvar yaptığımız için zaten şu taraf şöyle bir beyazdı.
Otomatik beyazımız var. Şurayı sadece yapacağız. Ne diyor? Ahşap kitaplık, paneller falan, sandalye. Ha, bak burada da tuvalet falan değilmiş burası. Tamam, şimdi ne yapıyormuşuz? Ahşap kitaplık. Ha, çalışma odasının şey bölümü burası. Deposu. Arşivleri koyacağımız. Başka ne diyor? Bir tane de sandalye koyacakmışız. Ne alakaysa. Bir tane şöyle gri bir sandalye. Sandalyede oturup böyle arşivden bir şeyler araştırmaca gibi bir şey. Ve buranın şeyi yok. Kapısı mapısı yok. Direkt böyle dalıyorsun. Tamam. O zaman burayı bitirdik. Bu taraf bitti. Giriş de bitti. Nereye geçelim? Hadi buraya geçelim. Burası biraz küçük ve tabii ki garaj bölümü var. Bence şuradan bir başlayalım. Küçük küçük buraları bitirelim. Aa, burada da çift renk var duvarlarda. Sonra esas ana salon, yatak odası, mutfak. Dalacağız oralara. Bu ne ya? Ne kadar kötü bir renk. Kaplamada da şöyle kırmızı kahverengisi paneller ve bir wolf eflatun. İki tane bordo. Bordoyla şu mor da yani, ve mor o kadar kötü bir mor ki göz alıcı. Cırtlak cırtlak. Tamam, şurayı şöyle yaptık. Ay dur, yanlış. Burayı da mor yapalım. Gözümü aldı gerçekten, epilepsi olmalı bir boya rengi. Gerçekten gözüm ağrıdı. Şöyle kahverengisine bakarak koyayım bari, epilepsi olacağım. Tamam. Evet, bitirdik. Ben şu bordo kısmına bakarak hemen şeyimi yapayım. Nereye ne koyacaksam. Ne diyor? Bir tane apliğimiz varmış. Bir tane değil, iki tane apliğimiz varmış. Şöyle bir koyayım yalandan. Bu neymiş? Gardrop. Burası vestiyer bölümü gibi bir şey herhalde. İkisini yan yana koyayım ben. Şöyle yapalım. Evet, şöyle ikili. Burası bitti. Geldik buraya. Hemen bir kapı koymam gerekiyor. Buranın kapısı siyah olsun. Gayet güzel. Şu renklere boya beyaz. Aa, ne kadar güzel. Benim beyaz boyam tabisi vardı. Ne dedim size? Bir evin olmazsa olmazı beyaz boyadır. Al beyaz boyayı, koy kenara. Her türlü kullanırsın. Evet, boyayalım bakalım. Duvar boyama işlemimiz bitti. Hemen garajın yerini de şöyle bir hallettik. Bu da bitti. Ne diyor? Lüks diyor, aplik diyor. 4 tane. Bir tanesini şöyle tepeye koyalım. 2, 3, 4. Bence böyle gayet güzel. Açtık ışığı. Tepelerden aydınlatma. Hatta şunu bir tık üste koyuyoruz. Evet, gayet güzel oldu. Başka ne diyor? Retro poster. Ha, bu retro poster burada galiba vardı. Ben attım, satmış olabilirim. Neyse, koyduk. Evet, garajımız bitti. Burası da vestiyer. Niye geçemedim ben? Heh. Tamam, buradan kapıdan girdiğimiz gibi sağ tarafta vestiyeri şey yapıyoruz. Şurası yine şöyle açık kalmış. Neyse, boşver. Garajdan da direkt böyle bu alana girip geliyoruz. Burayı da bitirdik. Sol tarafta da böyle yazı işleri, ofis mofis bir şeyler. Neyse, bu beyaz burada kalsın. Lazım olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şimdi geçtik esas fasulyenin faydalarının olduğu yere. Çünkü kocaman bir odamız var ve buralarda esinlenmeler var. Cihazları monte et. Mesela bir tane şurada klima vardı, onu gördüm. O klimamızı bir monte edelim. O bir aradan çıksın. Evet, klimamız bitti. Şimdi yerlere bir bakmak istiyorum. Kullan diyoruz. Ne istiyormuş acabası? Burada esinlenmelere basıyoruz. Diyor ki şıklığa ve konfora diyor çok önem veririm diyor. Özellikle de kendi evimde. Bu mekanı düzenlerken daha koyu ve klasik tonlarla birleştirilmiş yumuşak renk tonlarını tercih et. Böylece içerisi geniş görünür. Yani bu klasikçi. Diğer taraflarda da böyle bir koyu koyu ahşap renkleri tercih etmiştim. O yüzden burada da aynı şekilde yerler, duvarlar böyle bir koyu koyu, ama eşyalarda da böyle şey yumuşak renk geçişleri vesaire vesaire. Mesela koyu olarak neyi kullanabiliriz? Huston koyu renk falan diyor mesela. Şöyle bir koyu yer yapalım. Çünkü neden olmasındı? Evet, şöyle bir koyu rengimiz olsun. Burası geniş büyük bir salon olacak herhalde. Emin değilim, bakacağız. Evet, şurası şöyle. Tamam, burayı bitirdik. Ahşap köşe dolap falan filan diyor da şimdi ben bir duvarlardan başlayayım. Duvarı da bitirelim. Duvarı da böyle soft ya da koyu. Ya her tarafı böyle duvar kağıtlarından yaptık. Bence sanki yeşil ama bu beyaz. Ha, yeşilin şunu.
Bence böyle bir yeşil yapalım. Evet, boya işlemimiz de bitti. Şöyle güzel bir yeşil yaptık. Bence gayet güzel oldu. Şimdi lambalardan devam edelim. Yine böyle klasik lambalar lazım. Bence şöyle bir taşlı tuşlu bir şey güzel olabilir. Işığımızı nereden yakıyoruz? Yaktık. Ama şey birazcık böyle o tarafta kaldı. Aa yo. Bir tane daha varmış. Hatta iki tane daha varmış. Tamam. Dört tane ışık tabii. Mekan büyük olduğu için aydınlatması da doğal olarak fazla olacak. Güzel. Dört taneyi koyduk. Şimdi sıra koltuklara geldi. Şuradan bir koltuğumu seçeyim. Esinlenmeler bittikten sonra işte kapıydı falan yine konulacak şeyler var. Onlara da bakacağız. Şu esinlenmelerde seçtiği koltuk yani şöyleli koltuklar tamam. Şu deri koltuk uygun gibi geldi. Şöyle bir açık kahve tonunda. Bir tane daha ondan alsam onu da şöyle koysak. Tamam o zaman bir dakika şunu şöyle bir şey yapacağız. Şuraya bir tane bir tane bir tane şu güzel duruyor. Bir şöminemizi koyalım. Onu da açalım. Şöyle. Evet, eşit oldu. Bu ortadaki acaba halı mı? Lütfen halı ol. Hayır, orta sehpaymış. Orta sehpa da olabilir. Aa bak bu. Şöyle bir orta sehpa. Hemen tablolarımızı bu köşeyi bitirelim sonra devam edeceğiz. Tablo değilmiş. Bu bir aynaymış. Şu nasıl? Bence uygun. Orta sehpanın üzerine bir şey mi derken? Hayır. Halı çıktı. Bence kesinlikle şöyle bir post güzel olur ha. Şöyle tam şunun altına bir post atılmış. Buraya da bir tablodur artık. Yatay bir tablo koymam lazım. Yatay daha çok yakışır çünkü. Evet, görüyor musunuz? Gerçekten harika oldu burası. Şurada ne varmış bakalım. Evet, buraya da bir yemek masası. Yemek masası için kesinlikle bu. 3, herhalde 6 tanedir. Tablo musun? Hayır. Oraya arkaya bir... Ha, şu. Valla bayağı güzel klasik bir şey oldu. Ev. Şunları biraz daha şöyle alalım. Başka esinlenme kalmadı çünkü. Yani masa biraz çok şeyde kaldı. Şöyle bir ortaya çekelim. Evet, burada oturma bölümü, şurada masası, orada da osu. Tamam. Şimdi konulacak yine daha bir sürü bir şeyler var burada. Aa, burası aynı zamanda bir de mutfakmış. Tüh, şurayı mutfak yapacakmışız. O zaman acaba bunu çok mu bu tarafa çekmiş oldum? Dur bakalım şuraya bir mutfağı koyalım da sonra duruma bakacağız. Koyu, yine koyu. Şöyle. Evet, mutfağımız bu şekilde bitti. Kocaman bir dolabı var. Şöyle bir yer. Tabii ki burayı şu şekilde yani U şeklinde döndüğü için masamızı biraz daha şu tarafa aldım. Hatta masayı şu şekilde dikey koyarsam gayet güzel oldu. Şimdi satın alacak eşyalar bölümünde daha bir sürü bir şeyler var. Bu ne? Hala dolap. Hala dolap var. Bunu da şuraya koyalım. Bitmiyordu. Kristal sürahi. Buraya koyalım. İki tane de bardağı varmış. Güzel. Elit. Elit bir ev yapıyoruz. Ha, bunu da bence şuraya koyalım. Evet, küçük mutfaklı oturma odası dediğimiz bu yerde böylelikle bitmiş oldu. Şimdi şu odaya geçiyorum. Eşya satın al. Buralara galiba kapı koymayacağız. Açık kalacak herhalde. Kapıyı göremedim şu anda ama bakacağım. Orası da ahşap yatak diyor, komodin falan diyorsa burası bir yatak odası ve orası da bir tuvalet olacak. Şimdilik ne diyor? Bir adet yatak. Direkt al koy. Ya da dur bakayım çarşafına bakalım. Evet şöyle bir şey olsun. İki tane komodin de harika. Bir tane bu ne? Ahşap dolap varmış. Bu ne? Ayna varmış. Üzerine bir tane de ayna böyle şifonyer gibi bir şey herhalde o. Beyaz olsun hadi. Ya da böyle bir renk olsun. Şöyle bir renk koltuğumuz. Nereye koyacağız bunu acaba? Şöyle kalsa. İki tane çiçek. Bir tane de burada dursun.
Başka bir tane avizemiz var ki şuradan ışığımızı da açalım. Başka neyim var? Çerçeveli aşağı sürgülü kapı. Ha, buranın kapısı böyle bir şeymiş. Ama kapıları beyaz yaptık. Bu da beyaz olsun. Bu ne? Bir çekmeceli dolabımız daha varmış. Nereye koyacağız bunu? Bunu böyle koysam, dur bakalım bakacağız. Bu ne? Hala dolaplar çıkıyordu. Perdemiz var. Kahverengi olabilir. Kahverengi uçları beyaz. Neyse kahverengili siyahlı olsun. 2, 3, 4 ve 5. Tamam. Hatta bunları açma. Aa yokmuş açma kapat. Perdeleri açma yokmuş. Burayı komple böyle izole edildi. Perdeler komple kapalı. Başka bir de saat varmış. Saatimizi de bence saati direkt karşımıza koyalım. Şu şurada kalsın. Şu saat şöyle sabah uyanınca saat kaç olduğunu görebilelim diye. Geldim buraya. Tabiisi burası bir banyo. Şöyle bir yer döşemesi yaptım. O zaman şöyle yapalım. Herhangi bir esinlenme bir seçenek olmadığı için ben bu banyoyu komple bitiriyorum. Bitince görüşürüz. Evet arkadaşlar, banyomuz komple tamamlandı. Böyle bir banyo oldu. Mavi bir takım. Küveti burada, tuvaleti burada. Sadece şu lavaboları biraz sol tarafa çok yakın yapmışım. Biraz daha sağa çekseydim bu sağ köşesi olacaktı. Ve bu da şu araya girebilecekti ama girmiyor. Hepsini silip boşu boşuna para israfı da yapmak istemedim açıkçası. Aynen böyle bir banyo olmuş oldu. Kapımızı kapattık. Burası yatak odamızdı. Burada da sürgülü bir dolabımız. Ha, şu ışığımı şuraya koyayım. Kapat aç. Evet, buradan çıktık. Şurada da sürgülü bir kapımız var. Burayı da bitirdik. Şimdi geriye kalan tek yerimiz aynen görmüş olduğunuz burası ve iki tane şu küçük odacık artık orası ne olacaksa. Şimdi bizim burada da esinlenmelerimiz var. Hemen yere bakıyorum ve buradan da esinlenmelerimizi açıyoruz. Diyor ki beni büyük büyük babamın geldiği ülke olan Sicilya'ya götürecek bir yer istiyorum. Sicilya teması. Vay havuzlu mavuzlu. Şuradaki görüntüye bak, oraya havuz mu yapacağız? Burada şu İtalyan fayanslarını görmek istiyorum. Eminim bu konuda bana yardımcı olabilirsin. Şöyle desenli ve böyle bir şey. Şöyle bir şey. Bunu görmek istiyormuş. Tamam, bunu yapalım. Burası gerçekten havuz gibi bir şey mi olacak? Kapalı havuz gibi. Çünkü yukarısı da böyle açık. Değişik bir şey olabilir ha. Şöyle koyalım. Evet, bu bitti. Şimdi gelelim duvara. Duvarı ne yapacağız? Yani burada duvarı böyle bir beyaz boyanmış. Bence açık krem rengi. Yapıştır geç. Belki bazı yerleri fayans yapabilirim sonradan. Large alsaydım keşke. Medium boya kutusu aldım. Tamam, ben o zaman bu boyaları bitiriyorum komple. Bitince eşyaları koyma bölümünde görüşürüz. Bakalım nasıl eşyalar olacak burası. Evet, boya işlemi bitti. Komple böyle krem rengine boyadım. Şimdi şurada bir tane koltuk var. Ne seçecekmişiz? Evet, fotoğrafta gözüktüğü gibiymiş. Bir adet havuz koyacakmışız. Nasıl koyacağız onu? Sığmıyor. Aynen oldu. Ay ne güzel yüzüyorum. Güzel. Şimdi ama şurası kapandı. O nasıl olacak? Oraya nasıl gireceğiz? O çok saçma oldu şu anda ama. O zaman bunu kaldır. Bir dakika. Şuradan içeri giremiyoruz. Başka bir havuz seçebilirim. Şöyle bir şey seçebilirim. Evet, şöyle nasıl oldu? Evet, bence şimdi süper oldu. Hem buradan böyle yürüyecek alan var. Hem de şuradan. Çıkamadım. Ya. Tamam, şimdi buralara girilebiliyor. Evet. Ne koyuyoruz buralara? Sütunlar. Ha, sütunlar koyabilirim. Medium large. Large desek şöyle bir tane sütun koysak. Değişiklik olsun. Görüntü. Şundan bir tane daha koyalım. Ya. Düşmek istemiyorum. Şöyle bir uzaktan bakayım. Evet, simetrik açıdan iyi gibi ama mesela şunun bir tık daha gelmesi lazım. Şöyle. Simetri insanı Merve. Şimdi buraya ne koyabiliriz? Bence birkaç tane çiçek koyabiliriz. Şöyle sütunlar arası çiçek olsun. Mesela bir tane çiçek koydum. Buraya tekrar sütun koyacağım.
Şöyle. Buraya tekrar çiçek koyacağım. Ve şuraya tekrar sütun koyacağım. Bence adamın tam olarak istediği şey buydu. Olmayabilir. Şimdi karşıya gidelim. Hemen bir simetrisine bakalım. Evet, gayet güzel. Şimdi ışıklarımız. Nasıl bir ışık koyabiliriz ki? Burada ne gözüküyor? Şöyle bir şey koysam. Bir. Şuraya iki desem. Oraya ondan mı istiyor? Ha. Çocuğum bir düşmesem. Tamam, süper. Işıklarımızı da böyle koyduk. Aplikler. Başka ne diyor? Sandalye falan var. Ne? Güneş sandalyesi. Dur. Nerede? Ha, iki tane şöyle sandalyemiz varmış. Şezlong daha doğrusu. Nereye koyacağız onları? Ya yine düştüm. O kadar dar bir alan ki. Sürekli düşüyorum şuraya. Bir ve iki diye koyalım. Bir tane kapı koymam gerekiyor. Tamam, kapıyı da koydum. Harika. Şöyle yapsam bunu da tam şöyle getirsem kapının da çok yanında olmamış olur gibi gibi. Tamam. Tavanda 12 falan filan. Burası bitti galiba. Evet, burası bitti. Şimdi şuralara bakacağız. Burada da bir esinlenmemiz mevcut. Burası ne olacakmış? Hemen bir bakayım. Sütesi aptı kablar. Duş duvarı falan diyor. Cam duş duvarı falan diyor. Burası da havuzun giyinme odasıyla tuvaletleri, duşları gibi bir şey olacak büyük ihtimal. Şunu koyalım. Yalnız ne kadar lüks bir şey oldu. Baya lüks bir ev. Kapalı havuzlu mavuzlu. Evet, duvar boyama işlemi bitti. Şimdi diyor ki duşakabin tesisatı diyor. İki tane aplik varmış. Ha, şuradan bir başlayalım. Şöyle bir kapımız olsun. Tamam, şuraya bir tane duşakabin koydum. Bitti galiba. Evet, buradan böyle püskürtmeli falan ışıklı değişik bir duşakabin oldu kendisi. Başka ne diyor? Bataryalı lavabo. Evet, iki tane lavabomuz da tamam. İki tane aynamız vardı. Hemen üzerine şöyle bir ve iki. Şu taraf çok dışarıda kaldı. O yüzden şunu şöyle getiriyorum. İki tane de apliğimiz varmış. Onu da bir tanesini buraya ve buraya koyuyoruz. Bizim anahtarımız yok muymuş burada? Cam duş duvarı. Ha, şöyle camdan duvar mı koyacakmışız? Ha, tamam, buradan böyle girip şöyle gelsin diye. O zaman şu tesisatı şu duvara yapmak daha mantıklı olabilirmiş buradan böyle, ama neyse boş ver. Banyomuz bitti ama ben şuradan bir anahtar, nerede? Yani şey, ışık anahtarı. Anahtar diye aratsak şundan koyalım bir tane. Işığı aç diyelim ki şuralarda açılsın. Tamam. Burayı hallettik. Kapattık ve tam olarak şuradayız. Burası neymiş? Sauna ısıtıcı. Sauna yapacakmışız burayı da. Herhangi bir esinlenme yok. Bir tane ışığımız. Tamam, ışık anahtarı varmış burada. Onu koydum. Ve burada neyim var benim? Hemen bir sauna yapıyorum. Sauna yapmayı da hiç sevmiyorum. O sauna şeylerin eşyalarını hiç birleştiremiyorum. Çok böyle sevmediğim bir şey ama bakacağız. 3 panel yeterli olacaktır herhalde. Olmayabilir. Yalnız birazdan göreceğiz. Ev bitmek üzere. Yani before after'da ev neymiş, ne olmuş gerçekten bayağı bir güzel oldu. Bu havuz bölümü de gerçekten çok şık. İllegal işler yapan adam müşterimiz. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bayağı bir illegal gibi gözüküyor. Evet. Şimdi öncelikle bir kapımızı koyalım. Evet, kapımızı koyduk. Şimdi alan biraz büyük gibi gözükse de ben işte şunları birleştiremiyorum. Sauna köşe. Şimdi bu köşe diyor. Bunu böyle bu köşeye koyacağım. Tamam. Bir tane daha köşe diyor. Onu da şu köşeye koyacağım. Köşeleri hallettim. 4 tane bundan varmış. Mesela bunu buraya koyunca o orta açık kalacak. Öyle olmuyor işte. Şöyle bir koysam. 2. O zaman karşılıklı koyacağız. Evet. Tamam, böyle. İlk defa sauna yapabiliyorum galiba. Sauna ısıtıcısını da tam şöyle şöyle de koyabiliriz. Ortada kömür.
Ya da şöyle şurada dursun. Bu ne? Havlu varmış. Havlularımızı şöyle 1, 2, şuraya da fazladan koyuyorum. 2 tane daha havlu. 2, 2 havlularımızı koyalım. Bir tane şurada şöyle bir kovamız varmış. Başka bir tane termometre ölçer. Şöyle şurada dursun. İki tane de sauna lambası varmış. Birini böyle, birini de böyle koyduk. Evimizin siparişimizin bitti bildirimi de böylelikle gelmiş oldu. O zaman sipariş tamamla diyorum ve bakın %99 değil. Dikkatinizi çekerim, %100 olarak siparişimizi tamamlamış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun. Evin bakar mısınız? Neydi burası? Kumarhaneydi. Masa vardı. Havuz oldu. Yatak odaları, çalışma odaları. Gerçekten harika oldu. Tertemiz. Mis. Baya güzel. Klasik klasik. Ahşap ahşap. Ya bak orası kırık camların, aynaların olduğu bir tuvaletmiş. Evet. Burası da çok güzel oldu. Burayı da beğendim. Güzel bir çalışma odası. Camlarımız da, pencerelerimiz de yenilendi. Evin tek katlı olması büyük şans. Yine de çok fazla uğraştım. Bayağı bir kaç saat oldu tabii ki bunu uğraşalı. Ama bir şekilde bitti. Güzel oldu. Beğendim. Lüks bir ev. En azından esinlenmeler falan çıktı. Hem marangoza gittik hem esinlenmeler. Bir öncekinde esinlenmeler yoktu bir önceki bölümde. İşte ara ara böyle değişik şeyler çıkıyor ve daha 4 vardı. Galiba 3 tane daha evimiz var. Bakacağız şimdi tekrardan. Evet, iş haritamıza geldik. Bunu yaptık ve 3 tane kaldı. Şimdi müstakil bu evi yaptık. Şimdi sırada bir sonraki videoda kentteki yeni oyuncu bu evi yapacağız. Bundan sonra neyimiz vardı? Şöyle bir evimiz var. Jessica'nın büyüleyici malikanesi. Sonra da bir şeyler biter, bir şeyler başlar adlı şu iki tane müstakil evimiz var. Artık apartman dairemiz yok. Acaba şunu yaptıktan sonra daha başka siparişler de çıkacak mı bilmiyorum. Ama bence sondur diye düşünüyorum. Bu üç tane artık büyük ihtimalle sondur. Lüks daireleri yaptığımız bu DLC paketinin bu şekilde sonuna geleceğiz diye düşünüyorum. Daha yolda gelecek olan iki DLC paket daha var House Flipper için. Onları da bekliyorum. Onlar da bayağı güzel olacak. Öyle bir şey oldu ki ben böyle bu DLC'yi bir an önce bitireyim ki öteki DLC'lerle çakışmasın. Bu DLC'yi bitirdikten sonra arada böyle ufak bir es veririz, bekleriz, dinleniriz. House Flipper'ın öteki DLC'si çıktığında daha güzel bir şekilde, enerjik bir şekilde başlarız. Şimdi kentteki yeni oyuncu diyor. Ne diyor? Akenzo. Akenzo diye okuyacağım. Akenzo şirketi dinamik şekilde tasarım işi geliştiriyor ve Moonrise Bay'e büyük bir stil getirmek istiyorlar. Son zamanlarda gizemli bir yangın sebebiyle zarara uğramış olsalar bile bu ofis binasının bütün bir katını satın aldılar. Yerel bir üstlenici bulması ve iş sürecine göz kulak olması için Gladys diye okuyayım. Gladys görevlendirildi. Şirket yangın sebebiyle zarara uğramış olsa bile ofis binasının bütün katını satın aldılar diyor. Yani burası kaç katlı bir ofiste onun bir katını mı yapacağız? Bu iş 8 saat sürecek galiba. Bu iş bu sefer bayağı uzun süreceğe benziyor. Neyse, evet bir sonraki işimizin ne olduğunu da gördüysek, bir sonraki videonun konusunun ne olduğunu gördüysek bu bölümümüzün, bu videomuzun bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyla ilgili yorumlarınızı yorumlar bölümüne yazmayı unutmuyorsunuz ve tabii ki videoyu da beğenmeyi unutmuyorsunuz. Aynı zamanda kanala ilk defa gelmiş, yeni keşfetmiş olabilirsiniz. Kanala bir abone ol tuşuna basarak, bildirimleri de açarak bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.